Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Elefon'un uygun fiyata sattığı telefon serilerinden bir tanesiyle daha karşınızdayız. Bu videodaki konuğumuz Elefon U3H. Bu arada videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Elefon'un PX modelini, o pop-up kameralı olan versiyonunu incelemiştik. Onu da kartlarda veya aşağıda bir yerlerde bulabilirsiniz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyelim. Her zaman olduğu gibi gelin telefonun kamerasıyla incelememize giriş yapalım. Arka tarafta iki tane kameramız var. Bir tanesi 48, bir tanesi de 5 megapiksel. Bu işte portre modu vesaire gibi çekimlerde bizim imdadımıza yetişiyor bu 5 megapiksellik kameramız. Ön tarafta da 24 megapiksellik çözünürlüğümüz var. Öncelikle 48 megapiksel modunda çektiğiniz fotoğraflarda tabii ki de kayıplar oldukça az oluyor. O fotoğrafı istediğimiz gibi kırpabiliyoruz vesaire. Çok fazla kayıpla karşılaşmıyoruz. Bunun dışında çektiğim fotoğraflarda gördüğüm genel kanı şu şekilde arkadaşlar. Fotoğraflar gün ışığında gayet güzel, gününüzü kurtarabilecek şekilde çıkıyor. Sadece parlak alanlar bazen olduğundan fazla parlak çıkıyor ve fotoğrafta bazen rahatsız edici olabiliyor. İyi ayarlama yapmanız lazım. Bunun dışında düşük ışığa geçtiğim zaman performans tabii ki de birçok telefonda gördüğümüz gibi düşüyor. Portre modunda çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. Saç vesaire gibi yerleri ayırmada çok büyük sorun yaşamıyor. Öyle çok fazla da yapay durduğunu söyleyemem. Video tarafına baktığımız zaman maalesef 4K çözünürlüğümüz yok arkadaşlar. 1920x1080'lik bir çözünürlükte, yani Full HD video çekebiliyorsunuz. Optik bir sabitlememiz de yok. Elektronik sabitliyor. Yani istediğimiz muhabbet var bu telefonda. Ön kameraya baktığımız zaman yine portre modumuzda ön kamerada bu sefer yapay olarak var arkadaşlar. Bazı durumlarda fotoğraflarda kontrast değeri düşüyor. Yine ayarını iyi yapmanız lazım. Bunun dışında portre modu ön kamera için de fena çalışmıyor bence. Şimdi gelin birazcık da telefonun tasarımından bahsedelim. Öncelikle telefona ön taraftan şöyle karşıdan baktığınız zaman ekranda gördüğümüz tek şey ön kameramız, delik şeklinde yapılmış arkadaşlar. Öyle çentik, damla vesaire gibi bir durum yok. Gördüğünüz gibi komple bir ekranımız var arkadaşlar. 6.53 inçlik IPS LCD bu ekranımız. 1080'de 2340 gibi günümüz koşulları için gayet ideal bir çözünürlüğü var. 395 DPI olan bu ekranımızın 60 Hz olduğunu da hatırlatalım. Kendi web sitelerinde %91'lik bir ekran gövde oranı olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Tabii bunu ölçümleme şansımız yok. Biz de o siteyi güvenmek durumundayız. Şöyle bir şey var. Kenardaki çerçeveler telefonun arka rengi farklı olduğu için ve o çerçeveler de siyah olduğu için çok az kalınca duruyor. Ancak tabii ki de böyle tam ekran telefonlarda sosyal medyada gezinmek ya da bir şeyler izlemek oldukça keyifli bence. Ön ve arka taraf cam. Zaten arka taraf cam olduğu zaman bütün telefonlarda kaçınılmaz olarak birazcık parmak izi kalıyor. Telefonumuz 8.7 mm bir kalınlığa sahip. Aynı zamanda da 187 gramlık bir ağırlığımız var. Öyle çok ağır bir telefon olduğunu söyleyemem. Suya dayanıklı bir telefon değil. Öyle bir sertifikası bulunmuyor arkadaşlar. Ses açma kısma ve güç düğmeleri telefonda böyle sağ elinizde tuttuğunuz zaman baş parmağınızın hemen altında kalıyor. Gayet rahat ulaşılabilir bir yerde bu iki düğmede. 3.5 mm'lik herhangi bir jack girişimiz yok. Alt tarafta bir tane mono hoparlörümüz var. Stereo bir hoparlör yok. O da hemen Type-C girişinin sağ tarafında bulunuyor. Hoparlör öyle aman aman kuvvetli, çok güçlü ses veren bir hoparlör olduğunu söyleyemem. Ancak tabii ki de gündelik hayatta işinizi rahatlıkla görür. Arka tarafına baktığımız zaman tasarımda da arka kameraları ortak bir havuzun içine yerleştirildiğini görüyoruz. Bu iki kameranın arasına da flaşımız yerleştirilmiş. Ortaya doğru geldiğimiz zaman da fiziksel parmak izi okuyucumuzu görüyoruz. Ekrana gömülü bir parmak izi durumu yok arkadaşlar. Aynı zamanda güvenlik önlemi olarak yine yüz tanıma mevcut. İkisi de tabii ki de piyasadaki en iyisi değil, ancak gayet güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Kutu içerisinde Android 9 ile birlikte geliyor ve saf Android sürümüne oldukça yakın arkadaşlar. Öyle gereksiz bir uygulamalarla doldurmamışlar telefonun içine. Bu benim gayet hoşuma giden bir şey. Ben istediğim uygulamayı marketten rahat bir şekilde indirip kurabiliyorum kendisine. Ülkemizde benim bulabildiğim kadarıyla sadece bu Breathing Crystal denilen böyle maviden pembeye doğru degradeli bir şekilde geçen bir rengi var. Bence oldukça şık bir renk arkadaşlar. Genel olarak U3H hakkında şunu söyleyebiliriz. Tasarım açısından rakiplerini gayet rahat bir şekilde yakalamış. Güncel tasarım öğelerini üstünde taşıyan bir cihaz. Şimdi gelin biraz telefonun donanımından bahsedelim. 2020'de fiyat performans sınıfı telefonlar için tanıtılan Helio P70 işlemciyle birlikte geliyor bu cihaz. 2.10 GHz'e kadar hızlanabiliyor. Aynı zamanda 8 çekirdekli bir işlemci. Günümüzde arkadaşlar tabii ki de çok daha güçlü, çok daha kaslı denilen işlemciler mevcut piyasada. Ancak bu telefonla da işlemcisiyle birlikte ve RAM ile birlikte oyun konusunda çok büyük bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Özellikle yüksek çözünürlüklü bir ekranınız varsa, ki U3H'de bu var arkadaşlar, oyunlarda sorunsuz bir şekilde oynayabiliyoruz. Hafıza konusunda bence rakipleriyle çok rahat bir şekilde yarışıyor. Hatta onları geçiyor. 256 GB'lik dahili bir depolama alanı var ki bunu SD kartta, micro SD kartta takabiliyorsunuz ki uzun bir süre ihtiyacınız olmaz. Aynı zamanda 8 GB RAM'iniz var. Bu da telefonun akıcılığına oldukça önemli katkılar sağlıyor. Yani U3H için şunu söyleyebiliriz aslında, depolama seçeneklerini düşündüğümüz zaman bu fiyat
aralığında bu özellikleri sunan nadir telefonlardan bir tanesi. Şimdi gelin telefonla birazcık PUBG oynayalım arkadaşlar. Hem ben pilden bahsedeyim hem de oyunda ne kadar ısınıyor, neler oluyor ona bir bakalım. Sonra da zaten videomuzun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. 3500 mAh'lik bir bataryayla birlikte geliyor telefon. Kablosuz şarjı da destekliyor. Standart bir kullanımda bir günü tamamlayabiliyoruz bataryamızı. Yaptığım testlerde yarım saatte %0'dan %30 seviyelerine, yaklaşık 1 saat 50 dakika gibi bir sürenin sonunda da tam şarja, yani %100'e ulaştığını belirtelim. Tabii ki günümüzde çok daha hızlı şarj teknolojisine sahip çıkan cihazlar mevcut. Kutu içeriğinden çıkan adaptörle bu değerlere ulaştım yaptığım testlerde. PUBG sonuçlarına baktığımız zaman da 15 dakika boyunca PUBG oynadık. Başlarken şarjımız %71'di. Sıcaklığımız da dışarıdan ölçebildiğimiz kadar yaklaşık 30.7 derece civarındaydı. 15 dakika boyunca PUBG'yi orta ayarlarda gayet akıcı, rahat bir şekilde oynayabildik. Şarjımız %65'e düştü, yani %6'lık yaklaşık bir kaybımız var. Sıcaklığımız ise 38 derece seviyelerine yükseldi. Bence değerler Elephone U3A için gayet iyi. Şimdi oyunumuzu oynadık arkadaşlar. Değerlerimize baktık, yavaş yavaş son sözlerimize gelebiliriz. Her zaman olduğu gibi son sözlerimizin başında fiyattan bahsediyorum arkadaşlar. Videoyu çektiğimiz tarih itibariyle Elephone U3E'yi 3000 TL'ye alabiliyorsunuz. Günümüzdeki telefon fiyatlarını düşündüğümüz zaman bence U3E gündelik birçok ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 3000 TL'ye pahalı dediğiniz duyar gibiyim arkadaşlar, ancak günümüz koşullarında 3000 TL artık telefonlar için böyle fiyat performans telefonlarına baktığımız seviye oldu. Benim sözlerim bunlar arkadaşlar, ancak sizin de fikirleriniz merak ediyorum. Elephone U3A hakkında neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden bizlere ulaştırın diyelim. Ayrıca şurada bir beğen butonumuz var. Videoyu beğendiyseniz o düğmeye de basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.